Çocuk nörolojisi son yıllarda gelişen bir bilim dalıdır. Bir çocuk gelişirken karşılaşabileceği yürüme bozukluğu, zihinsel gerilik, sosyal problemler ve diğer gelişim basamaklarının duraksaması veya gecikmesinde ortaya çıkan sorunlarla ilgilenir. Burada birkaç husus var. Birbirleri buna bağlantılıdır. Yani diyelim ki epilepsisi olan bir çocuk esasen yürüme gecikmesi de olabilir. Veya konuşması geciken bir çocuğun esasen sosyal bir sorunu da olabilir. Yani bu çok multifaktöryel, yani birden fazla etmeni olan, değişik, ardı sıra gelebilen, üstüne bulguların eklenebileceği, bazen karmaşık olabilen bir bilim dalıdır. Çocuk hastalıklarıyla yakın ilişkisi vardır. Burada bu merkezimizde iki husus var söylemek istedim. Birincisi hastalıkların nörogenetik özelliği. Bazı hastalıklar nörogenetik kökenden kaynaklanabilir. Akrabalık evliliğinin yapıldığı toplumlarda bunlar daha sık gözükür ve çoğu zaman bunlar ortadan kaldırılamaz. Yani bir anlamda tıp bunların karşısında tedavi edemeyeceği için ister isterseniz çaresiz terminolojisini kullanabilirsiniz. Ancak bir husus daha var burada. Bu da yaptığımız klinik çalışmalar ve nadir hastalıklarda tedavisi bulunmayan ve şu anda oldukça ağır seyreden bazı hastalıklar artık bunların talihini değiştirebilecek durumda olabiliyoruz. Örneğin bazı kas hastalıklarında veya sinir hastalıklarında kullandığımız geleceğin tıbbı, yani kişiye özgü, kişiselleştirilmiş tıp alanı, tıp tedavileriyle bunlar mümkün. Örneğin halen elimizde bu tür şekilde tedavi etmeye çalıştığımız, tabii bunlar hep uluslararası protokoller çerçevesinde ve belli araştırmalar prensibinde ortaklaşa uluslararası katmanı olan ve Sağlık Bakanlığı gibi, etik kurullar gibi izin alındıktan sonra ve aileye hiçbir maddi külfet getirmeden yapılan çalışmalardır. Bunlar bizim için değerli olur çünkü bunlar gelecekte çıkacak olan ilaçları bize belirler. Yani ilaçlar çocuğun kendi yapısına, genetik özelliklerine, içinde bulunduğu yaş grubuna göre seçilir. Zaten bu da geleceğin tıbbıdır. Yani bir anlamda gelecek gelmiştir.